Merhabalar, Işıl'la pratik bilgilerdesiniz. Biraz hobi diyelim dedik ve yünlerimizi aldık. Çok tatlı, çok tatlış renkler. Tam cıvıl cıvıl iç açıyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlara en azından stres attırır, yorgunluğunuzu alır, güzel bir meşgaledir. Kendi ördüğünüz ürünleri İnsanların üzerinde görmek ya da kendinizin hani kullandığı bir ürünle günü geçirmek kadar eğlencelisi yoktur. Ben de buna istinaden en azından örgüde nasıl başlanır, ilk başlar nasıl olmalıdır, yeni hani niyetlenen arkadaşlar için ufak önerilerde bulunacağım. Öncelikle yünlerin cinsine, pamuklu olmasına dikkat edin. İlk başlayacak olanlar için söylüyorum onu. Ve çok böyle karışık karmaşık objelerle başlamayın. Örneğin bir atkı, bir bere, kolay kestirmeden yapabileceğiniz her türlü şey sizin için eğlenceli olsun. Büyük hedefler koymayın lütfen. Çünkü o zaman gerçekten hani bitmedikçe siniriniz bozulabilir. Ben de sevdiğiniz ürünleri kullanmanızı ve üzerinizde görmeyi isteriz tabii ki. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi iplerimizin temelini atarken, ilk başlangıç düğümlerini atarken, zincirlerini atarken ipimizi öncelikle yapmak istediğiniz boyuta göre tahmini olarak şöyle ikiye katlamanızı istiyorum. Yani bir ucu şekilde iki kat olmalı. Sonra şişimizi alıyoruz. Ben solak olarak size tarif ediyorum. Siz daha rahat sağ kolunu kullananlar, elini kullananlar daha rahat anlayacaktır. Diğer elimizin şişin karşı taraftaki elimizin şekilde alıyoruz. İçinden şişi geçiriyoruz. Üzerinden ilmeği atıyoruz. Bu ilk düğümümüz. Sıkıca tutmaya çalışın lütfen. Sonra aynı işlemi ikinci defa yapıyoruz. Evet. Şimdi bundan sonra malumunuz uç biraz kalacak. Bundan sonra aynı işleme bakın devam ediyorsunuz. Böylelikle örmeye hazırlık yapıyorsunuz. Yani temelini atıyorsunuz. Hareket bu. Aldık, içinden geçirdik. Üstünden geçirdik ve bu aldık şu şekilde ve bıraktık. Elimi takip etmenizi ve videolarımızı oynatma listesinde tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde. Devam ediyorum. Önemli olan şu parmağınızla sıkıca tutmanız. Bu parmağınızla da arasından geçirip ilmeği atmanız arkadaşlar. Şimdi ben bununla bir boyunluk ve bir bere örmek niyetindeyim. Dolayısıyla hızlı bir şekilde alanı tamamlamaya çalışacağım. Örneğin gözleriniz, yani buradaki kaç tane iplik olduğu göz anlamına geliyor. 1, 2, 3. Şu anda 15 tane göze sahibim. Bu bir atkı ya da bir boyunluk için az bir rakam. Örneğin bunun neredeyse 2 katı, 3 katı ipliğin kalınlığına göre olması gerekir. Şimdi bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, tekrar geldik. Şimdi ben şu şekilde göstereyim size gözlerimi hazırladım. Başlangıç için. Burada haroşa dediğimiz bir metotla örmeye devam edeceğim. Öncelikle ilk satırları örerken lütfen dikkat edin. Şu altta sallanan kısmı elinizde tutmayı unutmayın. Şişi ilk gözden şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. İlk gözden geçirdik. Yine elimizde sıkı tutuyoruz. Bir ilmek aldık. Elimizde ittirdik. Şişe geçtik.
Tekrar aldık, ilmek geçirdik. Aldık, ilmek geçirdik. Bu örmüş olduğumuz model aslında örgünün cinsi haroşa dediğimiz, sadece ilmeğin ön tarafından girip şekilde üzerinden ipi atıp çekme olayıdır. Geldik, tekrar. Bu şekilde bütün bir şişteki gözleri tek tek örüyoruz. Bakın, tek satır girdi, çıktı. Girdi, ilmekledik. Bir daha girdi, ilmekledik. Evet, bu küçücük örgümüz böyle. Devam edeceğim, geliyorum. Evet, şimdi efendim ördüğümüz minnak yapımız bundan ibaret. Evet, şimdi devamını getirelim. Diğer satırımızda haroşa örüyoruz ve yine aynı şekilde aldık. İpliğimizi şu elimizde tuttuk. Şöyle dolayabilirsiniz. İlkini asla ilmekle artık almıyoruz. Çünkü yanında düz olmasını istiyorsak eğer. Ben kenarlarını bir atkı kenarı olacağı için, bir boyunluk olacağı için örmek istiyorum. Aldım. Gördüğünüz gibi attım, aldım. Elinizi ne çok sıkı ne de çok dar bırakmayın lütfen. Evet. Bazen de ittirerek düzeltiyorsunuz. Tekrar diğer açıdan gösterelim. İşte böylelikle haroşa dediğimiz modeli meydana getiriyorsunuz. Biraz siz de deneyin. Bakalım neyle karşılaşacağız. Yorumlarınızı alırız. Bu arada benim kullanmış olduğum ipim kalınlığına karşılık şişimin 5 numara olduğunu söyleyeyim size. Böyle güzel bir renk. Bakalım biraz ilerlediğimizde neyle karşılaşacağız? Görüşmek üzere.